Dünya Sağlık Örgütü virüsten korunmanın en etkin 3 şeklini ısrarla vurguluyor. Evinde kal, ellerini yıka ve yüzüne dokunma. Çok da zor görünmüyor değil mi? Peki neden yapamıyoruz? Neden evimizde kalamıyoruz? Ellerimizi 20 saniyeden daha uzun süre yıkayamıyoruz? Ve daha da önemlisi, neden kafamıza yüzümüze dokunamadan duramıyoruz? Belki de bu iş söylendiği kadar basit değildir. I've been looking around the room here. I can't tell you the number of you who put your hands to your face in the last 20 minutes or half an hour. I want to know how many of them. Bunları söyleyen Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Hizmetlerinin başındaki kişiydi. Tabii söyledikleriyle yaptıkları tutmayan tek yetkili kendisi değil. Your nose and your eyes. Can you tell me why it took 5 days to test the patient? Both nose or eyes. First enhanced cleaning of surfaces. Or it finds a way. Don't touch your face. My kids are so sick and tired of me. And not touching your face. You know, there's a lot of folks that are trying to. Well, we're always saying the common sense of washing your hands, not touching your face. Looking at every way individuals come into the country. Ya yetkilileri bir kenara bırakalım. Bu işin eğitimini alan tıp öğrencileri üzerinde yapılmış çalışmalar var. Bunlardan küçük çaplı bir araştırmada 26 öğrenci gözlemlenmiş. Bu öğrenciler ders dinlerken tamamı saatte ortalama 23 kez yüzünün muhtelif yerlerine dokunmuş. 2,5 dakikada bir ağzımıza, yanağımıza, çenemize, burnumuza, gözümüze, kafamızın muhtelif yerlerine dokunuyoruz. Hem de daha doğmadan dokunmaya başlıyoruz. 24 ila 36 haftalık hamileler üzerinde yapılan bir araştırmada anne karnındaki bebeklerin bile yüzlerine dokunduğu gözlemlenmiş. Eğer anneleri stresliyse karnındaki bebek genellikle sol eliyle yüzüne dokunuyormuş. Benzer başka bir araştırmada sigara içen annelerin bebeklerinin yüzüne daha çok dokunduğu kaydedilmiş. Belli ki duygularımızla yüzümüze dokunma arasında bir ilişki var. Şimdi Almanya'da yapılan başka bir araştırmada test çözen gençlerin elektriksel beyin aktiviteleri analiz edilmiş. Gençler akıllı uslu kendi testlerini çözerken onları biraz rahatsız etmek için ortama hoparlörle bazı sesler vermişler. Yani onların stresini arttırmaya çalışmışlar ve bunu yaptıkça testi çözmeye çalışan gençler de yüzlerine daha fazla dokunmaya başlamış. Sonuç olarak yüze dokunmanın duyguları regüle ettiği iddiasında bulunmuşlar. Yüze dokunma isteği sadece insanlara has bir davranış şekli değil. Kedilerde, köpeklerde, hatta sincaplarda bile var. Sincaplar ön pençelerini kullanarak yüzlerine dokunuyorlar. Tıpkı kediler gibi. Şimdi diyeceksiniz ki kediler yüzlerine stresten dokunmuyor, onları yalayıp yüzlerini temizlemek için bunu yapıyorlar. İşte sincaplarda da buna benzeyen bir davranış şekli var ama 1970'lerde yapılan bir araştırma bu elle yüz yıkama işinin kokuyla alakalı bir davranış şekli olabileceğini iddia ediyor. Yani bizim o yüz yıkama zannettiğimiz davranış belki de koklamayla alakalı olabilir. Bu da bizi yüzümüze dokunma isteğiyle kokular arasında bir ilişki olup olamayacağı sorusunu sordurtuyor. Hani videonun başında demiştim ya, evinde kal, ellerini yıka ve yüzüne dokunma diye. İşte söylemesi kolay ama yapması zor. Bu üç davranış şekli tümüyle birbirinden kopuk olmayabilir mi acaba? Bunları birbirine koku alma ihtiyacımız bağlıyor olabilir mi? Evimizde kalamıyoruz çünkü farklı kokuları toplama ihtiyacımız var. Ellerimizi gelişigüzel yıkıyoruz çünkü içten içe o kokuların silinmesini istemiyoruz. Yüzümüze dokunuyoruz çünkü dışarıdan ellerimizle topladığımız o kokuları burnumuza transfer etmemiz gerekiyor. Bunlar kanıta ihtiyaç duyan iddialar ve açık konuşmak gerekirse bu konuda güçlü bir kanıt bulduğumu söyleyemem. Fakat 2011'den 2014'e kadar süren ve 2015'te yayımlanan bir araştırma var ki çok dikkatimi çekti. Bu araştırmada yapılan deneyleri size hiçbir ön bilgi vermeden izletmek istiyorum şimdi. Hazır mısınız? 281 kişi üzerinde yapılmış bu çalışma. Bu insanların davranış şeklinin ne olduğunu, ortak noktasının ne olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Hepsi de yüzlerine dokunuyor.
Şimdi bugüne kadar insanların yüzlerine dokunmasının sebebini duyguları regüle etmek, yaşadıkları o yoğun duygu durumunu, stresi azaltmak için olduğu düşünülüyordu. Ama bakın bu görüntülerde sanki durum biraz daha farklı gibi. Bu denekler sanki yüzlerine dokunuyormuş gibi gözüküyorlar ama daha çok sanki burunlarına dokunuyor gibiler. Yoksa asıl amacımız yüzümüze dokunmak değil de burnumuzu karıştırmak mı? Değil tabii ki. Ama bu araştırmada yüze giden elle o eli koklama arasında bir bağlantı olduğu tespit edilmiş. Adamın elini kokladığını nereden bileceğiz diye soruyorsunuz şimdi, değil mi? Bu denekleri sizin beyninizdeki elektrik sinyallerini ölçeceğiz falan deyip bir takım aletler takmışlar ve bu aletlerden bir tanesi burundaki hava akışını ölçüyormuş aslında. Yani biraz kandırmışlar onları. Şimdi buradaki ikinci görüntüye gelelim. Kaydedilen görüntülerin hemen altında o buruna takılan aletle yapılan ölçümleri görüyorsunuz. Bakın buruna takılan alet şurada ve tam bu noktada, yani el yüze gittiğinde burnun olduğu yerde koklama işlemi gerçekleşiyor. Denek elini yüzüne götürmekle kalmıyor, düzenli olarak onu burnuna yaklaştırıyor ve o sırada kokluyor. Koklamayla elini yüzüne götürme arasında bir ilişki var. Not to touch your face. Şimdi bu iş daha da ilginçleşecek. Bugünlerde hep sosyal mesafeden söz ediliyor ama biz aslında buna fiziksel mesafe demeliyiz. Çünkü sosyalleşmeyi aramızdaki fiziksel mesafeleri kaldırmak gibi tanımlıyoruz. Birisiyle yeni tanıştığımızda ne yaparız? Ne yapardık eskiden? El sıkışırdık, öyle değil mi? Memnun oldum. Hatta samimi olduklarımızda daha da ileriye gidip bir de bir güzel muah muah öpüşür, koklaşırdık. Aramızdaki fiziksel mesafeleri kaldırmaya çalışırdık. Neden? Belki de karşımızdakini daha iyi koklayabilmek için. İşte 2015'te yayımlanan bu araştırmada bu konuyu da test etmişler. Bakın şimdi izleyecekleriniz, üçüncü videoda görecekleriniz çok daha şaşırtıcı olacak. Başa alalım. Ekranın sol üst köşesinde greet yazısı var. Yani selamlaşma, tokalaşma. Denekler tokalaştıktan sonra ellerini yüzüne götürüp de koklarsa bu sefer sample yazısı çıkıyor. Bilim insanları bu hareketi bu şekilde ifade etmişler. Yani sample, örnekleme. Bakın şimdi bunu saymıyorlar. Hala kırmızı greet yazısı. Çünkü kaşlarının üzerine götürdü sadece. Ama bekleyin şimdi ne olacak. Birkaç saniye geçiyor ve bu sampling. Elini burnuna yaklaştırıp örnekleme yapıyor. Koku örneklemesi. Buradaki denek mahremiyet nedeniyle kendi yüzünün bulurlanmasını istemiş. Haklı olarak. Bu da sayılmıyor bakın. Elini kafasına götürdü. Bunları saymıyorlar. Bu koklama gibi değil çünkü. Biraz daha zaman geçiyor ve hop! Sampling yaptı işte. Yine tokalaştı ve anında örnek aldı. Tokalaştı. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da sayılmıyor. Fakat hemen ardından ya aslında buraya götürme amacı belki de buraya getirmenin bahanesi. Şu anda bu arada aralarında o sanal deneyi açıklıyorlar. Asıl gözlemek istediklerinden farklı bir şey. Burada iki elle beraber. İki eliyle birlikte yaptı. Evet, şimdi yine birazdan yapılacak güya deneyi açıklıyorlar. Saçlara gitti eller selamlaşmanın sonrasında ama hala koklamayı, örneklemeyi yapmadı. Derken işte. Oh, ağzıyla burnuyla bir güzel halletti işini. Yine selamlaştı ve 1, 2, 3, 4, 5. Hiç uzun sürmüyor. Sıradaki arkadaşımız, kurbanımız mı demeliyiz? Selamlaştı, sessizce, sakince dinledi ve anlatan kişi çıkar çıkmaz odadan gözleriyle kaşıyormuş gibi yapıp örneklemeyi yaptı. Şimdi burada ilginç bir örnek var.
Buradan itibaren araştırmacılar başka ilginç bir şeyi keşfediyorlar. Bu sarışın deneyin sol eline dikkat edin. Saçıyla şu anda oynuyor. Sağ eliyle tokalaştıktan sonra hop sol elini kokladı. Şimdi burası ilginç. Tokalaştığı kişiye bakmanızı istiyorum. O da bir kadın. Daha sonra erkeklerde de benzer bir davranışı keşfetmişler. Aynı cinsiyetten birileri tokalaştıktan sonra genellikle tokalaşmadıkları eli burnuna götürmeye başlıyorlarmış. Çoğunlukla grafikte de bunu görebiliyoruz. Tabii ki her zaman böyle değil. Sıradaki videoya geçiyorum şimdi. Burada da yine iki kadın tokalaşacaklar. Fakat burada asıl ölçümlenen şey tokalaştıktan sonra eli yüze götürmenin koklamayla doğrudan bir ilişkisi var mı? Bunu ölçmek için o burun deliğindeki akımları ölçen aleti yerleştirmişler. Bakın burada görüyorsunuz. Ve alt tarafta da normal nefes alıp verme devam ediyor. Tokalaşma anında grafik yükseliyor. Sonra tekrar normale dönüyor. Hala sampling, yani örnekleme yapmadı. Tokalaştıktan sonra elini yüzüne götürmedi henüz deneyimiz. Fakat araştırmacı arkasını dönecek şimdi ve daha odadan çıkmadan hop sampling yapıldı. Koklama işlemi gerçekleşti. Bu günler geçtikten sonra el sıkışma ritüeli hala tarihe karışmamışsa siz de bunun denemesini yapabilirsiniz. Birisiyle el sıkıştıktan sonra sanki odadan çıkacakmış gibi arkanızı dönüp hop yakaladım. Neyse, bunları karantina günleri sona erdikten sonra konuşuruz artık. O günler gelene kadar evinde kal, ellerini yıka, yüzüne dokunma ve el sıkışmadan, fiziksel olarak temas etmeden selamlaşabilmenin bir yolunu düşün.